Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazırın hepinizi AK Parti ve Cumhur İttifakı grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gündem dışı malum, gündem dışı olduğu için genelde arkadaşlarımız büyükşehirle ilgili, biz genelde belediye faaliyetlerine bağlı kalarak burada siyaset yapıyoruz. Hem Kartal ölçeğinde hem büyükşehir ölçeğinde, sonuçta Kartal'da ilgilendiren büyükşehir yatırımları var. Pazartesi günü belediye başkanımız burada baktığımızda sadece Kartal'ın icraatlarıyla ilgili büyükşehir faaliyetlerini anlattı. Ne anlattı? İşte Önder, kıymetli herhalde Anadolu Yakası koordinatörümüz dedi ki pazartesi günü açılışımız var dedi. Bildiğim kadarıyla herhalde Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi meydanda bir düzenleme yaptı. Herhalde eski haliyle bir değişiklik var mı diye sorarsanız oradaki esnafları geçen gezdim. Baktığımda sadece yolları çok daralttılardan başka bir değişiklik yok. Mevcut taşları kaldırdılar zaten orada birçoğu. Döşeme taşlı bir kısmı da kaldırıldı. Aynı şekilde yaptılar. Hiçbir vizyon farkı koymadılar. Özellikle bizim beklentimiz şuydu. Hatta belediye başkanına da bu konuyla ilgili talepte bulunmuştuk. Mesela Ahmet Şimşek de aşağıdaki Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin kod seviyesinin aynı düzeye indirilmesi Kartal'ın meydanına ciddi bir ferahlık katacak diye düşünürken mevcut haliyle taşları kaldırıp tekrardan taş koydular. Buna vizyon diyorlar ve açılışında o şekilde yapacakmışlar. Ha bir şey daha var orada değişiklik gördüğüm kadarıyla. Genel başkanımıza törenle açtırdığımız heykellerden bir tanesini de oradan kaldırdık. Bilmiyorum nereye koydular. Herhalde onunla ilgili de idare bir açıklama yapar. Neyzen Tevfik heykeli orada yok. Herhalde tekeldeki geçmiş dönemde yapılan taş heykellerle beraber tekelde bulunan arazinin deposuna boca edilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü orası bildiğiniz gibi mermer bahçesinden bir bahçeye dönüştü. Hepsi yerlerde, birçok Kartal'daki vatandaşımız da bu duruma herhalde görüyordur, müşahede ediyordur. Bu dönemde bir şey yapıldı. Geçen dönem övündüğümüz, genel başkanlığı açılışlarını yaptırdığınız heykellerden vazgeçtiniz. Vizyon değişikliği bu Kartal Belediyesi açısından. Şimdi belediye başkanımız dedi ki hizmet yapılacak. İşte yukarıda yurt binasını tamamladık dedi. Bildiğimiz kadarıyla bu yıl içinde tamamlanacaktı. O kaldı. Burada engellerle ilgili bir hizmet binası yapılacaktı. O kaldı. Geçmiş dönemde AK Parti döneminde yapılan bina muhtemelen hizmete açılacak. Önümüzdeki dönemlerde herhalde bitmişti o bina. Ne yaptı? Kartal Belediyesi Büyükşehir'e bir meydan düzenlemesi yaptırdı. Biz bunu anlatmayacağız burada. Kartal'daki halk zaten bu durumu görüyor. Dolayısıyla biz gündeme sadık kalarak Kartal Belediyesi, Büyükşehir faaliyetleri bir bütün. Gördüğümüz kadarıyla Kartal Belediyesi bütün hizmetlerini Büyükşehir üzerinden yaptırmanın gayretine düştü. Nitekim Cevizli Meydanı da muhtemelen Büyükşehir'e tamamlattırma gayretinde. Uğur Mumcu Meydanı'nı da Büyükşehir'e tamamlatma gayretinde. İşte yeni yaptırılacak Cumhuriyet'teki meydanları da Büyükşehir'e yaptırma gayretinde olacak bundan sonra. Çünkü Kartal Belediyesi'nin biz öyle bir proje, vizyonsel bir proje yapmasını beklemiyoruz bu bütçe yapısıyla. Çünkü Kartal Belediyesi şu anda borca batık bir durumda bütçe itibariyle. Şimdi arkadaşlar, metro yatırımları, Kartal İstanbul'da devam eden metro yatırımları 10 dünyada en fazla aynı anda yapılan 10 tane metro inşaatı diyor. 2 tanesini %10 tamamlanmadığı için durduruldu. Yani kanuni zorunluluk olarak mı durduruldu? Yoksa belediyelere böyle bir imkan mı getirdi? Beceremiyorsanız bu işi artık yapmayın veya kredi sağlayamayacaksanız bu işi yapmayın. Nitekim benim bildiğim, çok da eleştirdiğiniz Beşli Çete diye genel başkanınızın her gün televizyonlarda hakaret ettiği bir inşaat firmasına vermişti. Çalık grubu muydu? Tavşantepe, Tuzla hattını herhalde Beşli Çete diye eleştirdiğiniz bir grup ihalesini aldı. Onlar yapıyordu bildiğim kadarıyla. Niye aldı abi ihaleyi? İhaleyi bilmiyorum niye aldı. Yani niye verdiniz Beşli Çete'ye onu bilmiyorum. Açık ihale değil mi? Ha şimdi evet açık ihale doğru. Şimdi arkadaşlar, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazırım. Açık ihale aldı diyor. Ama havalı ihalesini alınca sanki kapalı ihale verilmiş gibi, orada hiç ihale yapılmamış gibi bir eleştiride bulunuyorsunuz. Evet, havalimanı da açık ihale. Tamam mı? Çanakkale Köprüsü de CHP milletvekili girdi aldı. Onu da eleştirdiniz. Hatta çıktı
yani deryansın edecek tarzda genel başkanlığı veya Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Onu alanda kapalı ihale, Çanakkale Köprüsü'nü yapan Cumhuriyet Halk Partili bir eski milletvekili firması. Doğru mu? Demek ki arkadaşlar, iş yapan adamlara çamur atmaktan başka hiçbir işiniz gücünüz yok sizin. İş yapan birisi varsa onu çamur atın, iş yapmasın, Türkiye kalkınmasın, havalimanı yapılmasın, Almanya'daki gibi 20 yıl devam etsin, Frankfurt Havalimanı gibi 3 yılda yapılıp bitiyorsa siz rahatsız oluyorsunuz bundan. Bunun farkındayız. Sizin belediye başkanlarınız fazla yol yaparsa trafik daha çok artar diye savunma yapan bir CHP zihniyeti bu. Atan Caddesi'yle ilgili söylemlerinizi biliyoruz biz sizin. Buradaki belediye başkanımızdan bir tanesi ne kadar çok hizmet yaparsanız, yol açarsanız o kadar çok İstanbul'u tıkarsınız diye savunma yapan, birinci köprü, ikinci köprüye, Marmara'ya karşı çıkan, hatta Sabiha Gökçen Havalimanı niye yapıldı ki, uçak bilinmiyor diye bir vizyona sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var. Dolayısıyla arkadaşlar biz sizi biliyoruz. Şimdi Tavşantepe, Kirazlı metro hattı kredisi onaylanmış, alınmış ama müteahhitlerin ödemesi yapılmadığı için müteahhitler tarafından durdurulan projeler. Bakın kredisi onaylanmış, başlamış, 160 milyon civarında, milyon euro civarında bildiğim kadarıyla kredi alınmış ama müteahhitlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hak edişleri ödenmediği için firmalar tarafından durduruldu. Siz durdurmadınız. Sizin yaptığınız şey şu, burası vatana millete faydalı değil deyip metro istasyonlarını milyonlarca ton molozla dolduran bir zihniyet. Günde 50 bin araç geçecek diye Levazım Tüneli'ne ne gerek var deyip işi durduran bir zihniyet. Temel atmama töreni yapıp ona bir de masraf yapıp yapraklar bizi alkışlıyor diye bir zihniyet. Dolayısıyla arkadaşlar Kartal'da Büyükşehir Belediyesi'nin veya Kartal Belediyesi'nin bir vizyon proje yapma ihtimali yoktur. Göreceğiz. Cevizli Meydanı Belediye Başkanımız şunu diyordu. 2 yıldır pandemi var. Muhtemelen şunu diyor. Biz 2 yıldır pandemi var. 1,5 yıldır hizmet yapabileceğiz diyor. Geçmiş 10 yılı yani toplam 13,5 yılı inkar ediyor. Cevizli Meydanı 2010 yılında yapıldı. Başladı. Dolayısıyla Uğur Mumcu 10 yıl önce başladı. Yani geçmiş dönemdeki CHP iktidarındaki belediye başkanının yaptığı dönemi kendi döneminden saymayan bir bakış açısıyla burada bize geçen pazartesi günü ifade etti. Sanki yeni gelmiş gibi. Şimdi Yusuf Bey diyor ki Elif Hanım'ın konuşmaları diyor yok hükmündedir diyor. Burayla ilgisi yoktur dedi. Bir baktık bütün konuşmaları Kartal'la ne Büyükşehir'le ne Kartal'la ne yerel siyasetle ilgili konuşmalar değil. Nereden bakarsan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesinden, kuruluş yıllarından geldi. Sanki biz milli şefleri hiç bilmiyoruz, hiç görmedik, hiç tek başına karar almadı, hiç bütün kararlar ortak iradeyle demokrasi çerçevesinde alınmış gibi anlattı. Ama biz biliyoruz ki milli şef döneminde yapılan hiçbir zaman halka sorulan, halkla beraber hareket eden icraatlar değildi. Eğer öyle olsaydı bugünkü genel başkanımız devamlı biz helalleşeceğiz adı altında birçok açıklama yapmazdı. Niye yapıyor? Kimle helalleşeceksiniz? Kime zarar verdiniz? Helalleşme nedir? Helalleşmenin arkasındaki mantık nedir ya? Demek ki birilerine dayatmalarla, zulümle, birilerine zorlamayla bir şeyler yaptınız. Şimdi helalleşmenin peşine düşmüş genel başkanımız. Şimdi dedi ki yerli ve milli üretim yaptık biz, siz bir şey yapamadınız dedi. Herhalde biz baktığımız arkadaşlar, ben ilkokul döneminden hatırlıyorum, CHP döneminden kalan bir tane yerli ve milli ile ilgili bir söylem vardı. Yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı, söylem. Bir de senede bir yıl okullarda börek, poğaça, kete falan götürüyorduk, yerli malı haftasını tutuyorduk. Şimdi geldiğimiz dönemde, bak siz kete, börekle yerli malı kutlatırken öğrencilere, Bizim dönemimizde, bizim vizyonumuzda, zihniyetimizde 600 bin öğrencinin başvurduğu teknoloji hamlesiyle ilgili 600 bin öğrencinin, belki onlarca takım.